Güzel. Şey de gelmek istiyorum sizinle abi. Ee, Yeşil çamada da bir girmek isterim. Çünkü hani sonuçta hani sinema ekilinde de sizin son derece önemli işleriniz var. Ee, şu Yeşil Çam'ı bu nostalji haline getirmek. Sen çok keyifli bir hale getirmişsin ama şu nostaljiyi de bir sektör haline getirme, bir e, özdeğiş haline getirme hali var ve e, e, ne kadar iki tane hali bir arada kullandım. Kusura bakmayın. Yeşilçam'ı özlüyor musunuz siz? Yani Yeşilçam sineması diye bir şey sonradan e, Türk sineması diye ayrı bir şey var mı? Yoksa e, hepsi birbirine girmiş sokak ve şey midir? Bana mı soruyorsun? Tabii ki. Ben... ya bunu sen de soracağım. <laughs> 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 Çok <Müzik> tatlı <böyle>. <laughs> Belki müzik için sorabiliriz. <laughs> Yok bunu sinema anlamında soruyorum. Abi sinema nereden nereye geldi diyebilirim Şimdi aslında. Şimdi abi Yeşilçam sineması bir e, amatör yani dünya sinemasının içinde bakarsam ben şimdi çok bombalayacaklar benim. Dünya sineması içinde çok amatör ve ilkel kalmış bir sinemadır. Edebiyat ürünü gibidir. Hı hı. Söze çok dayalıdır. Hı hı. Oyuncular hiç duygu üretmez. Sadece fotoğraf çektirir. Konular sadece üst yapı kurumunun konularıdır. O dönemde ee, köylü, işçi, sokaktaki insan çok fazla e, görünmez. Sadece Kadroja girmez, doğru. Kadraja girmez. Üst sınıfın problemleri, aşk problemleri ve para problemleri anlatılır. Öz Özellikle de oyunculuklar çok ilkerdir, ilkeldir ve duygu üretmez. Aktörlük sıfıra yakındır. Birkaç istisna... Halidir. Abi ben füze savarları açayım. Çünkü gerçekten füzeleyecekler seni. Devam. <laughs> Devam abi. Dur. Sonra bir dönem geldi. Orada yeni insanlar türedi. Türedi de kötü anlamda türedi demiyorum. Yetişti diyeyim. Hı hı. Ee, bunlar daha ziyade politik tiyatro, sinema yapmaya çalışan kahramanlardı. Yılmaz hı hı. Güney bunun içinde Ali Özgen, Türk Şerif Gören... Ee, Zeki Ökten falan bir Üstü sürü abi mi değil mi onların Yusuf Kurçenli de ismini hatırlayamadım, evet. bir sürü insan. Onlar biraz daha sosyal işler yapmaya başladılar. Sinema biraz tabanına oturmaya başladı. Orada da bu ilkellikler biraz sürdü. <laughs> bir nesil sonra genç yönetmenler yetişmeye başladı. Hı hı. Artık Avrupa sineması daki değişimlerden örnekler almaya başladılar ve şimdi şimdi yeniden sinema bir yola girdi gibi bir his var içimde. Sevdiğiniz bir yönetmen var mı yenilerden? Ya, tabii Ümit Ümit Ünal var. Aa, var oğlu var, var, var yani. Akılda indir yani. Çok iyi yönetmenler yetişiyor. Hiç ismi duyulmamış çok iyi yönetmenler de var. Ha bir de bizim malum. Bizim Nuri Palmiye'den Bilge, sürekli eliniz e, olduğu dönem. Nuri Bilge Ceylan'ımız var. Nebege. Yani, Pardon <laughs> Nebece. Var. Herhalde onda da çok önemli özellikler görüyorlar ki devamlı Palmiye alıyor bilmiyorum. Yani o, ben, ben Nuri Bilge'yi hakikaten önünde saygıyla yemek lazım. Zaten bir sürü belgeseli falan çekildi ama her seferinde e, Kanda her sene çok şaşırdım diyor ya şey ödül aldığında çok şaşırdım diyor. Niye? Ve bunu 10 sene bilmiyorum sürekli şaşırıyor ödül daha aldığında. Daha filmi çekmeden senaryosu yokken sponsorlar para yağdırıyorlar. Ben de buna şaşırdım ilk kez duydum yani. Ben... Evet daha ee... bir şey yok ha. hiçbir şey yok Nuri Bey gelecek filminizin ne olursa olsun size yardım edeceğiz diyorlar. Ya bir 4 saat plan sürüyor. Demek ki sağlam sponsorluklar var. Evet. Ya öyle düşününce evet, de bir 4 saat evet. çekilince. Bir, çekiyor birebir çekiyor bütün zamanları. Iki, <laughs> 250 tekrar. 250 tekrar. Ciddi misiniz ya? E şimdi şey yakmak da yok değil mi? Sizin döneminizde var mıydı efendim bu dişler dijital mi çekiyorlardı? Nerede film? Film yakmak İşte bak de, film yakmayı film yakamazsın yani. Çok pis çok, yaparlarmış çok, öyle çok, diyorlar. Çok, film yani. Dinleme çekmezdi ya. <laughs> o daha güzel. Bir... Bu kadar tasarruflu giderken. Evet. Tasarruflu Kla giderken. Klaketten çıt bir kare. Yaptın yaptın yapamadın. Kla klaket yok mu şak? Bilirim. Şak tık bitti. Yakalayacağım. Yakaladım. Çünkü... Bir karede klaket var. Dinleme. Bak şimdi beni dinliyorsun değil mi? Şu mi? anda evet. Gözlerin, evet. aksiyonun, oyunculuğun dinleme. Hı hı. Benim anlattıklarımın önemini görüyorum senin yüzünde. Hı hı. Atif abi çekmezdi. Niçin acaba? Dinlemiyor. Seni boş çekiyor. Konuşman yok. Niye çeksin seni? Doğru diyorsun. Konuşanı çekiyor. At.